Evet, devam edebiliriz. 16. bölüm. Devam ediyoruz. Şunlara... Aa, evet. Şimdi torunlar ergenliklerine geçiyorlar ve devlette görev alabilecek yaşlara geliyorlar. Evet. Simaşu'nun iki evladı görev aldı zaten. Komutan yaptık. Bu da komutan. Orduya stratejist olarak gönderdik. Çok genç yaştalar. Evlenebilir durumda bu arada bunlar. Evlilik, evet, uygun evlilik için diyor. Bu da evlilik için uygun. Sima Yuhui. Bu da çok genç. Koruyucu. Bununla da bir ordu kurabiliriz aslında, değil mi? Aynen. Kadın, sonuçta kadın da olsa bu bayağı da karakter gelmiş. Evet. Bu tur ordu kuruyoruz. Hemen öyle yapalım. Yansı Nehri'nin kuzey tarafı bizim. Sarı Nehrin kuzeyi bizimdi. Büyük mücadele sonra Yansı Nehrin de artık kuzeyi bizim oldu diyebiliriz. Çünkü bunların hepsi benim artık koalisyonumdaki kişiler. Prensler. Şu sınır boyuna bir ordu kuralım. Genç yaşta 18 yaşında bir kızı ordu kumandanı yapıyoruz. Evet. Dedesine layık olacak eminim. Bak sesine kadar çok. Kelle alırım diyor. Sen emret diyor. İmparatorum sen emret diyor, ben kelle alırım diyor. Ben buradan hissettim yani. Şimdi ordusunu çok güzel yapmamız lazım. Azur ejderleri. Oo, Azur ejderleri. Kesin. Evet, Azur ejderhaları. Bunu da değiştiriyorum. Buna da ne verelim? Yine aynı. Bunlar ne biliyor musunuz? Hem ok atabiliyorlar hem de uzun şeyler var, mızraklar var. Nasıl? Emri anlamadım ya. Şimdi buna yeni verelim yanına. Yeni kişiler alacağız. Hemen güzel bir balta, savaş baltası verdik. Zırh, altın. Hem uzmanlık hem otorite, süper. Bir tane de güzel bir beyaz aygır verdik. Yanına içgüdü. Azim, içgüdü yakın muharebe hazar savuşturma, süper. Yanına bir koruma veriyorum. Ve taş at veriyorum ona. İçgüdü ve artı 6 memnuniyet. Süper abi. Yani var ya. Şu an veliahtım olmasaydı sanki bu kız imparatoriçe yapardım yani. O derece yani. Bizde arbaletçi var var. Stickmate. Mata düzeltiyorum, var. Tamam. Yanına kimi vereceğiz? Anlaşabilen biri. Suyu Wen Min. Sen kaç yaşın? 51. Evet. Yanına bir stratejist atayalım. Suyu Wen Min. Simalun. Evet. Onayladım. Çok güzel. Yanına tecrübeli bir stratejist gönderdik. Suyu Wen Min'e de biraz hürmet edelim. Aa, aman aman, bir dakika, iptal. Kullanabilir, zırh çıkar diyor. Ha, bunlar da varmış, öyle mi? Bir dakika ya, ne oluyor oğlum? Yanlış oldu ya. Neyi çıkar diyor bunu? Bunu kullan diyeceğim ha. Ben başka bir şey tıklıyormuşum abi. Kullan ha. Ne var bunda? Hadım. Tamam. İçgüdü memnun. Memnun. İkmal. Oo, süper. Tamam. Hemen okçu mancınık. İki mancınık. Ne okçusu vereceğiz? Oo, toprağın savunucuları verelim. Patlayıcı ok atıyorlar. Bir tane şey vereceğim. Toprağın savunucusu. Bir dakika, veremiyorum. Niye veremiyorum? Çünkü level 1. En az önce niye çıktı bende peki? Neyse. Şeyden. Onyx ejderhası. Az önce niye çıktı ben anlamadım ya. Tamam. 2 mancınık. 4 okçu. Bir de bir tane de böyle bir savaşçı bir şey versek. Nai Hei. Koruyucu. Bu koruyucu olmaz. Anlaşabiliyorlarmış ama. Kaç yaşında bu? Düello değil de bu meydan muharebesi savaşçısı veya savunma olabilir. 23 yaşında. Evlendirsek mi lan bunu? İkisini evlendirsek mi acaba? Aynı ordu var. Olabilir ya.
Bunları da değiştir abi. Tam imparatorluk ordusu oldu ha. Dur bakayım şu adamın özelliklerine bakayım. Belki torun verebiliriz buna. Hey hey nerede? Ha bu. Simalun Simavei. Simavei en son Simavei'ye hizmet etmiş. Sonra bize gelmiş. Olmaz. Buna kız vermem. Evlendirmem. Ahmet Tevfik hoş geldin. 691 gold gelir abi onu dedim. Bizde mi para kalmadı? Aa! Oğlum para kalmamış lan. Ben ne diyorum? Emre niye para yok diye yazdı. Bizde para kalmamış hakikaten. Oo çok mu harcamamız var? Vay arkada. Yine gıda stalı. Gıdamız da azalmış ama. Şimdi ne yapacağız ya? Para kalmamış. 1000 gold eksideyiz şu an. Ama aldığımız binalarla mı alakalı? Binaları mı tamir etmedik? Ne yapmadık? Aynen. Buradan gelir gelmiyor. Neyse önemli değil. 325.000 gold'umuz var. Bunlar iyileşecek falan. Yol uzattık. Uzasın. Hatta şura benim toprağım. Buraya geçip burada garnizon kurarım. Tamam. Bunlar yukarı çıktılar. Burada pusu kurarsam. Aynen. Şurada da düşmanlar var. Burayı kuşattık. Burayı alıyorum artık. Güzel. Utku muydu? Utku mu yazacağım? Aa, bu ne? Bir tane hiç Rus'un. Ha Battlefield 1 mi diyorsun? O, bakman lazım. O serverlar da yazar. Hangi serverda ne oynadın? Güzel. Burayı da yapacağız. Bir şurayı kaybetmiştik. Eyalet. Onu da alacağız. Ondan sonra düzelecektir o. Tamam. Komandanlık. İkisi de bende mi şu an? Aynen. Atama yapabiliriz. Burada ne diyor? Genel yetenek puanı. Memnuniyetsizlikler de var. Evet. Burada yetenek puanı. Güzel. Memnuniyetsizlikler nerede? Ben ne demiştim bu adama? Evet. Luju. Luju. Kar. Luju nerede? Oraya onu bulacağız şimdi. Nerede bulacağız? Luju, Luju. Ben bu adam bir daha artistlik yaparsa alacağım demiştim. Hala bulamıyorum. Buldum. Görevli mi? Bu mu? Tamam geri çağırıyorum. Dur bakayım. Demek ki memuriyet istemiyor. Öyle bir memuriyet istemiyor. Açsın. Tamam yeteneği düşük. Memnuniyeti düşük. Lan daha fazla ben buna ne vereceğim abi? Yok ya bir dakika bir dakika. Yok abi. Bir dakika. Nerede bu? Yalnız bu yaptığımız hareketlerden dolayı bizim başımız belaya giriyor biliyor musunuz? Sürgüne yollarsam 1600 gold alırım. Uzun çapında -5 memnuniyet. 5 tur. Memnuniyet düşük. Niye abi? Aa. Genel olarak memnuniyet düşük olduğu için memnuniyet yüksek olan generallerinizin sayısına kıyasla morali düşük olanların sayısı daha fazla. Bu da genel olarak memnuniyetin düşük olmasına sebep oluyor. Karakter tecrübesinde eksi. Askeri erzakta eski. Yozlaşmada %15 yükseliş. Oğlum çok kötü lan. Bu adamı normal sürgün edeceğiz o zaman. Loji'yi. Hizmetten al. Kovduk yani. Evet. Oğlum çok kötü oldu bu ya. Ondan düşüyor milletin gene şeyi. Bak bu da.
Bu da görevde. Memnuniyet düşük. Artı memnuniyet yaparsak 15. Düşük mü sayıyor? Maaş vermiş miyiz? 1600. Hadi bir tane buna vermiş olayım. Hadi. Hadi buna vermiş olayım. Yani şu an o adamı görevden aldık ya. Eksi 2253 golda düştük. Bakacağız. Nasıl halledebiliriz? Bu işi nasıl yapabiliriz? Sima Yang. Bu vassal oluyor mu bizim? Koalisyon alır. Sima Yang ulusunu koalisyonuna çıkar. Koalisyon askeri istifakı dönüştür. Vekaleten savaş başlar. Sima Yang ulusuna askeri destek iste. Bunlara karşı yok. Ne yapacağız? Bu para işi biraz beni şu an tedirgin etti. Neyse. Şeyden oldu ya. İşte bundan oldu abi. %15 yozlaşma eksiye de götürdü bizi. Sebebi tamamıyla bu. Başka bir açıklaması yok yani. Yozlaşmada biliyorsunuz sizi fakirleştiriyor. Şimdi bunlar. Burada pusu attık. Bunların da iyileşmesi lazım. Devam edelim. Veliaht geliyor zaten. Gel bakalım sen buraya. Hızlı hızlı. Bu ordular burada dursun. Ha bu arada şey puanımıza bakalım. Aha. Arkadaşlar hazır mıyız? 16. bölüm değil mi bu? Bir dakika. Aynen. Hazır mıyız? İç isyan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz. Uzun süredir rakip paralel isyancı imparatorluk bakiyeleri ile çok mücadele ettik. Hatta yeri geldi korktuk, taktiksel davrandık, savaşmadık falan. Ama onları güneye itmiş bulunmaktayız. Sarı Nehir, Yansı Nehri'nin ta aşağılarına indik. Bunlar kaldı burada. Ve bu süreç içerisinde benim ajanım bu işte aslında bir nevi konfederasyon gibi olan bu isyancı birliklerinin başına geçti. Şimdi puanımız birikmiş durumda. İç savaş başlatacağım. Bakın diyor ki casus en sadık olan... Nasıl iç savaş başlatıyoruz? Devletin başına geçtiği için. Ayrılık çıkartacağız. Ülkeyi böleceğiz. 25 milyon insana hükmediyorlarmış. Bak 4 tane eyaletleri var. İç savaş. Casus en sadık olanlarla onun yönetiminden en az hoşnut olanlar arasında iç savaşı tetikleyerek bu süreçte ulus üzerindeki etkiniz iyice güçlendirin. Ulus üzerindeki etkinizi iyice güçlendirin. Onayla diyorum. Evet. Güç dengesi. Casusunuz nihai hilesini, hedef ulusun bölünmesini ve ayrılan kısmın size olan desteğini ilan eden fermanı verecek. Kral taraflarının koalisyonuyla karşı karşıya kalıyor. Bu bir darbe. Gizli ağınız çok derinlere uzanıyor ve toplumun her kesiminden destek alıyor. Eğer potansiyelinden faydalanmak için doğru bir zaman varsa işte şimdi tam zamanı. Vay vay vay. Hakikaten tam fitne feset lan. Korumamız da var. Artı 2 70 fazladan yap. Point break. Achievement açıldı. Oğlum ne kadar benim oldu? Oha bütün her yer benim oldu lan. Casus iltica diyor. Sima Cao. Shande. Casus yapılan Shande. Kendi casusumuzun 200'lüğüne kurban gittik. Casus diğerlerinin safına mı geçti? Kendi mümessillerimiz bile güvenemediğimiz acıklı bir gün bu. Umalım da hain köpek yeni efendilerini de bizi aldattığı gibi kandırsın. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam, biz iç isyan çıkardık ama. Dur bakayım. Tamam. Jin İmparatorluğu Sima Cao tarafından savaş ilan etti. Jin İmparatorluğu Sima Cao. Oğlum bu kendi ülkesini mi kurdu lan yoksa? Benim vassalım oldu bu bence. Göreceğiz şimdi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Diplomatik durum. Oğlum hiçbir şeyimiz olmamış. Oğlum bu bildiğin kendi ülkesini kurmuş lan.
Vay köpek vay. İmparatorluğu görüyor musunuz? Bu kadar oldu. Ama şöyle düşünün. Yani şöyle büyük bir alandı, tamam mı? Şöyle büyük bir alandı. İç isyan çıkarttık. Ona katılmayanlar bir eyalet mi burası? Tuz madeni. Evet, bir eyalet gibi gözüküyor. Burada bir eyalet. Oğlum bu kelek attı bize ya. Lemelem, hoş geldin bu arada. Sen de gizli gizli izliyormuşsun ha bak. Neyse güzel. Güzel. Niye güzel? Çünkü en azından bölmüş olduk ama yine de çok bir kaybı yok bu adamların. Adam bak görüyor musun? Ben diyor ben de imparatorum diyor. Senin ajanın olabilirim. İç isyan çıkartabilirim. Ama kendi devletimi kuruyorum diyor. Yani Jin hanedanlığından ayrıldı. Jin İmparatorluğu ismi altında devam ederken Sima Zhao diye kendi ulusunu kurdu şu an. Tamam lan yiyin lan birbirinizi. Bu ikisi zaten birbirine savaş ilan etmiş. Neyse görmüş olduk nasıl çalıştığını. Eğer bizden tarafa geçseymiş adam bu topraklar bizim olacaktı. Şu topraklar bakın. Nerede abi herif? Şu. Şu topraklar şu an gri olarak parlayan bu topraklar bizim olacaktı. Vay arkadaş. Guizhou. Karakter azledildi. Geber. Neyse. Ben onun içine de bir ajan atayım ya. Onu da devirelim bir dakika. Bunun içine de ajan atayalım. Nereden yapacaktık? Şuradan. Kimler ajanlık yapar? De. Kime? Hmm. Da imparatorlukta hala şey. Bir dakika. Ne yaptım lan? Bizim bir ajan da bunlar da biliyor musunuz? Askeri ayaklanma. Bu casus mahiyetiyle ha aynen ilgili doğrudan emir verin. Diğer generalleri geri çağırmaya zorlayarak sahadan kendiniz için yeni bir faal ordu oluşturun. Aynen. Tamam bunu da ayırıyorum abi. Kurtarayım çünkü adamı. Evet. Askeri ayaklanma diyorum. Kendi ajanımı geri çağırıyorum. Orduyla beraber geri gelecek. Evet. Evet yaptık. Şu. Neredesin sen? Güzelim. Heh. Hemen nehre in sen. Bir dakika bu mutsuz mu? Lan niye mutsuz bu herif ya? Neyse maaşını artıralım. Oha bunlar ne oğlum? 6 level olmuş herif. 50-59 yaşında. Bayağı da malzemesi var ha. Tamam bunu güney ordularına da katalım. Hemen buraya gelsin bu. Nehirden. Bu savaşı yapacaktık değil mi? Hadi bakalım. Oo katı yenilgi diyor lan. Niye yeniliyoruz? Üf. Şey yapalım. Aç bırak. Teslim et talep et. Vermiyor aç bırak. Tamam. Harita çok iyi çünkü orada. Harita çok iyi. Bu orduyu getirsem çökeriz. Ama hatta şuraya pusu attırayım bakayım bir dakika. Kullanamıyor. Meydan muharebesine çıkacağız büyük ihtimal. Tamam buraya gelsin bunlar. Sen buraya gel. Bunlar dinlensin. Buna komutan vereceğiz. Oğlum paramız para iyicene eksi 3000 oldu. Ne yapacağız? Eksi 3000. GG. Bütün eyaletlerde yozlaşma. %15 olduğu için iflasın eşiğine doğru ilerliyoruz. Mutluluğu artırmamız lazım. Mutluluğu artırmak lazım. Buraya sen. Bekleteceğiz. Onlar tamam. Sen. O tamam. Tamam. Hatta tamam değil. Beklesin. O tamam. Heh, gel bakalım.
bütün eyaletlerde %15 yozlaşma. İflasa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orada 50 puanı mevcut. Hangisi bu? Hmm. Bu da gelsin buraya yanansın. Hemen binalara bakıyorum. Allah'tan binaları şey yapmıştım. Yozlaşmayı düşünen binalar yaptım ki hani bu daha az zararla atlatıyoruz. Gelir aile geliri 130 şu. Rezervler. Atlatacağım ama ya bu para mevzusunu. Gelir çevir. Buna çeviriyorum. Gelir artsın bakalım. Ticaretten gelir. Soylu desteği burada kaç? 25. Hadi bu binayı yapayım. İlk defa kendi ellerimle soylu desteğini azaltan bir bina yapıyorum yani. Bunu geç. Geç. İflasa doğru gidiyor muyuz yoksa? Konfüçyüs binaları bütün kaynaklarda %10 gelir. Evet. Devam. Görüşürüz Cem, iyi geceler. Maoki Allah pusu yedi mi? Yemedi, ilerliyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Derken şimdi bu savaşı yapacağız öyle mi? O ne? Oğlum bu ne lan? Ha isyan etmişti. Bunda vardı zaten. Evet 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 hatırladım tamam. Ben yanlış orduyu götürmüşüm ki. Önceki bölümlerde kurduğumuz bir ordu bu. Aynen. Direkt güneydeki isyana hani eyaleti koparmıştık ya. Sima Shao'dan. O ordu bu işte. Bir anda görünce şaşırdım. Hatırladım sonra. Bunu zaten kendisinden Sima Shao hediye etmişti bu öz şeyleri. Ben vermedim yani. Düşünün yani. Öyle bir adamı kendimize meylettirdik. Kendi adamımızı yaptık. Tamam savaşacağım ya. Kılpı ile yenil gidiyor. Yetersiz kuvvetlerimiz ile. Ben alabileceğimizi düşünüyorum. Zor bir savaş olacak. Çok zor bir savaş olacak. Komutanlarına hücum edeceğim. Öldürebilirsem ki canları az. Savaşı alırız. Önce şunu öldürmemiz lazım. Chen Menging. Haydi bismillah. Ama yapay zeka yeneceksin diyor. Kesinlikle yeneceksin diyor. Direkt komutanlarına hücum edeceğim ya. Ordu bu üçünü de direkt komutanlarına göndereceğim. Yani. Savaş bekliyor. Seçeneklerimizi değerlendirdim. Değerlendirdim savaşacağız. Oo. Onlar saldırdığı için gelmeleri lazım. Ordular bir bakalım. Adamın özellikleri. Süvarlı şeyini, atını falan görmek istiyorum. Harika. Lu Wu'nun atı değil mi bu ya? Kırmızı tavşan. Ona benziyor en azından tasarım olarak. Zırhı mırhı özel abi. Bu adam gayet iyi ya. Arada bir mikrofonu dur kapatıyorum. Boğazım gıcık yaptı. Şici yici. Gel bak. Wancang buqi. Şimdi kaç okçumuz var? Süper. Süvarimiz yok bizim. Oğlum bu ormanda da savaşılmaz ki ya. Kötü ortamda ya. Adamların bütün birimleri var. Evet zorlu bir savaş. Süvari de şu ormana koyalım da ne olur ne olmaz. Oo çakallara bak. Bu 敌人援兵已抵达. Su su前进.
Geride tabii şeyle, garnizonla buluşacak değil mi? Birleşip gelecekler. Aynen öyle. Lan bittik lan. Bittik oğlum, bittik ya. Garnizonla birleşip gelecekler ya. Dur, bu böyle olmaz. Yapay zekayı görüyor musunuz abi? Şöyle yapacağım. Bekleyeceğiz. Adamları bekleyeceğiz. Hayır, gitmem manası çünkü ormanın içine girmem. Komutanım, burada tutarım. Bunda yer değiştir. Evet, iğrenç bir savaş. Yenme ihtimalimiz var. Her ne kadar onlar da saldırıyorsa, garnizonla birleşmek için geri çekildiler. Ben de ormanın içine girmem. Burada bekleyeceğiz. Bu açıklıkta yapacağız savaş. Bakalım ne olacak. Komutanlarımı gizledim. Evet, şu an hiçbir neredeler görmüyoruz. Çok kötü. Daha fazla okçuyla gelecekler, daha fazla piyadeyle gelecekler. Muazzam bir savaş izi olacak ama kim yenecek bakalım. Neredeler? Aha. Evet, garnizonlar birleşti, geliyorlar. Lan okçuları çekme lan, okçuları çekme. Oğlum her şey karıştı ya. Vallahi geliyorlar. Billahi geliyorlar. Düello da yapmayacak büyük ihtimal. Yapmak istemiyor. Saklanmış. Düello yapamaz bu karakter. Evet, geliyorlar. Kaç okçusu var? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 8. Okçulara kaybedeceğiz herhalde oyunu. Oyunu okçulara kaybedeceğiz. Sen şunu. Bir de ateşli falan atarlarsa kesin kaybederiz çünkü, ama gerçi yağmur var ya. Bak, buraya scout attı. Scout gönderiyor şu an. Gel bakalım. Süvariler az Allah'tan. Tamam, bizi gördüler. Tamam, ok atma, bırak. Olabildiğince abi, çok okçusu var. Gelmelerini beklemiyorum ya. Hücum. Beklemiyorum gelmelerini. Düello yapmak istemiyor, düello yapmak istemiyor. Hadi. Çok fazla okçusu var. Ondan beklemeyeceğim. Hatta okçular bizi karşılıyor. Sol taraftan baskın yiyeceğiz ama. Süvarileri var çünkü. Büyü atır abi. Hadi bismillah. Hadi şu kadını, hadi. 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 Süvarileri ben buraya getireyim. Evet, hadi bakalım. Aslında önce kadını öldürmek lazım. Kadın nerede? Dibimizde. Ona şunu göndereyim.
尽情厮杀。你已杀了多少人？我想还不够吧。Hadi vur abi, özel vuruş. Aa, ne yaptın lan bu? 三言两语便可免除刀兵。你有那么凶吗？做好准备，顽强不屈。Evet, sol taraf çöktü şu an. Oğlum kaç süvarisi varmış? Sol taraf çöktü. Bizim burada çöktü. Yenildik. Sol taraf düşündüğünden daha hızlı çöktü. Yok ki ya. Ni yok neng gu chun nong she, yok dong zan chang si sha. Şaya! Zunbei ba jie. Vallahi daha hızlı çöktü. Düşündüğünden daha hızlı çöktü. İçin nuo fu. Hadi dayanın lan, hadi dayanın hadi. Bunlar niye oraya gidiyor? Ben oraya komut vermedim. Komutan. Bizimki, bizimki niye kaçıyor lan? Bizim adam mı? Komutan sattı. Büyük satış. Bir şekilde okçularla döndürdük sol kanadı gibi ama bilmiyorum ne kadar etkili olacak. Geri geldi. De bu artık ölür yani. Bunu şey yapamayız. Kullanamam. Süvariler atmışız. Bunu alt neyle alacağız? Okçular ve komutanlar. Aldık alalım. GG. Kaçıyor bu yine. Hadi abi. Bak satma. Öldürdük. Kovala. Aldık bu savaşı. Çok zor ama. Belki de alamadık. O stres. Okçu da öldürün abicim. Çangcen zai shou. Ni tai ruo lao. Qi bing he zai. Shiji yi zhi. Hadi beyaz bayrak çekmeleri lazım. Jian bing jiu wei. Çektiler. Dao di shi wu dan shu bei. Ba jian bei zhen. She shou zai ci. Jin qing si sha. Yalnız bunların attan inmesini ben anlayamadım. Bu attan inme olayı nedir ya? Ha shang ji ke zhi ming. O kadın ölürse ama var ya, bizimkiler de beyaz bayrak çekecek. Evet, sağ kanat çizici. Allah. Yok, adam şeyinden kaybettik, sayı az. Belki şu yoğunluğu sağ tarafa yönlendirebilirsem, evet beyaz bayrak çektiler şu an. Atta olan kim var bizden? Hiçbir atta değil. La Allah Allah, ben anlamadım bu işi. Bu adamlar niye atta indi? Bu geri geldi stratejist. Yok, yenildik. Hiç iyi görmüyorum şu an. Gidişat. Bunun da canı azaldı. 敌军士兵正在溃逃，弓箭手准备，射手听命。 Beyaz bayrak çekme var ama. 骑兵，片甲不留，快跑！做好准备，杀呀！时机已至，射手就绪。 Ya hadi beyaz bayrak çekin ya. Komutanınız kalmadı, bir şeyiniz kalmadı abi. Niye bekliyorsunuz? Niye? Çünkü veri attı. 射手在此，射手听命，片甲不留，尽情厮杀。 Bu kadar adam kaldı işte. 顽强不屈，敌军士兵正在溃逃。弓箭，冲啊！准备好了。准备开战。顽强不屈，上！ Evet, imparatorluğun en büyük ezimetlerinden biri olabilir şu an. 准备好冲锋了吗？ Hala ok atıyor oradan. Şu kadın da 100 kere gidip geldi, 100 kere gidip geldi. Tamam, kaçtı bunlar. Şurada var. Güzel. Kovalan.
射手准备，杀光敌军，再诛灭敌军。Güzel. 弓箭手听命。Oğlum hala ok yağmuru yiyoruz ya. 注意，弓箭准备，射手就绪。弓箭手准备。Şunları atlarına bindirsem binemiyorlar. Hiçbirinin atı kalmamış. 弓箭准备，上。弓箭手听命。Şu atlı okçular var. Yakalayın bunu lan. Kaçıyor yine. Beyaz bayrak. Bunlar hala ok atıyor. Hala ok atıyorlar. Asker kalmadı. Asker kalmadı. Ya hala ok atıyorlar ya. Ya abi şaka mısın ya? Lan bir atlı okçular kaldı la. Yijun si san er tao. Daodi shi wu dan shu bei. Tamam beyaz bayrak gel lan buraya. Heh gel buraya. Bir topaç olduk şimdi. Atlı al işte. Beyaz bayrak. Oğlum bu mu yani? Bunlara mı yenileceğiz şimdi? Şu atlı okçuyu mu kovalayacağım ben şimdi sabah akşam? Yandık lan. Hadi lan bir git lan. Of. Bir bu kaldı ya. Abi kafamdaki kır kız kalpağı ya. Ne saçmalıyorsun ya. Oğlum insanları tanımadan şu yorum yapma olayını bir bırakın ya. Bir araştırın kimmiş bu adam diye bir araştırın ya. Yazıklar olsun ya. Kafandaki Çin şeyiyse diyor yazıklar olsun bana diyor. Umarım kafandaki Türk kaskıdır. Çin saçmalıysa yazıklar olsun derim. Ya bir tek sizsiniz değil mi zaten şey olan. Milletçi olan. Vatanını milleti seven bir tek sizsiniz değil mi? Abi bir yorum yapmadan biri hakkında bir araştırın. Kim bu insan diye bir araştırın ya. Böyle bir bakın bir Google'la bir şey yap. Sitesine gir bak ne yapmış neci bu. Bu arada aldık. Evet savaş. Gene beni abuk yorumlar gelince çıldırıyorum. Ya çıldırmıyorum da yani sitem edecek duruma sokuyorsunuz ya. Şurada odaklanmışız oyun oynuyoruz. Ben bu oyunda ne dedim? Simal'un bir Çinli olabilir dedim ama Çin'de imparator olmak için bunların desteğine ihtiyacı var. Niye böyle bir hikaye yazıyoruz? Çünkü zaten Hun askerleri var oyunda. Ben kendimi Yabgu, Simalu'nun danışmanı olarak falan böyle roleplaying yapıyoruz. Abi neyin sistemi? Yanlış yapıyorsun onun sistemi. TTNet müşteri hizmetleri gibisiniz abi. Yani işte modeminiz fişi takılı mı? İşte elektrik geliyor mu? Anlatabiliyor muyum? Ya böyle davranmayın işte. Değilimse değilim geç olmuyor. Ben hakaret olarak algılıyorum senin yazdığını. Anlatabiliyor muyum? Sen bana hakaret ediyorsun. Neden sitem ediyorsun? Neden kızıyorsun deyince de. Bu sefer de üste çıkıyorsunuz. İşte değilse değil de geç. Olmuyor işte. Ben 30 yaşındayım. Seninle beraber bot bağlamadım. Askerde seninle beraber nöbet tutmadım. Benim hakkımda da öyle yorum yapacaksan. Önce bir araştıracaksın ondan sonra geleceksin tamam mı? Ben seni burada çekemem yani senin o abuk yorumlarına. Bu kadar basit. Ben hakaret olarak algılıyorum kardeşim. Sen hakaret etmen diyorsan ben hakaret olarak algılıyorum. Bu kadar basit. Tamam Zafer. Bunda da çok zor kazandık yani. Nasıl kazandık hiçbir fikrim yok. Kazandığımız adamlar bunlar. Bir de bunlar neden şeyden iniyorlar onu da bilmiyorum yani. Süvariden indiler hiçbir fikrim yok. Abi resmen kalan ordu bu. Katliam yani. Katliamdan kurtuldular yani. Şuna bak. Üstleri başları kan. Oğlum yüzü gözükmüyor lan adamın kandan. Bu kadar adamla kurtulduk. Zafer ilan. Yo alıngan değilim. Ama bu konularda alınganım. Yani sen benim kafamdaki Çin kaskıysa ben niye Çin kaskı takayım abi?
此战若是牵延日久，我Türkistan'la alakalı konuları falan hep bunları da konuştuk yani. 若延误战机，待敌军援兵一至，则我军前功尽弃。Bunları da söyleyince söylemek istemiyorum. Gittin mi sen hiç Doğu Türkistan eylemlerine falan katıldın mı? Gelip burada şey yapıyorsun, kafandaki Çin kaskıysa falan diye. Neyse aldık burayı da. Ne oldu şimdi? Şehir bizim alıyoruz. Haçı! Ya bir siz milletçi değilsiniz arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Aleykümselam Efrox, hoş geldin. Ha o da ayrı bir konu zaten. Kafamdakini Kırgız kalpa, yani bize ait olan bir kalpak olduğunu algılayamıyorsan gelip burada bir de Çin kalpa falan diye sorup bizi soru ya, bizi şey yapıyorsun yani. Bizi tartıyorsun yani. O da ayrı bir fail zaten. Neyse. Şimdi evet, aşağıdan son anda kurtulduk. Bu arada diyorsunuz Song Qian efendi Sima Shou tarafından savaş açmasını istedi. Oo bak, bizim ajanımız bizim tarafımızı tutmayıp iç isyanda kendi devletini kurmayı seçtikten sonra tek başına kaldı. Ümmüne çöküyorlar onu şu an. Sima Shou boş durmuyor. Hemen alacak onu. En iyi iyileri aşık atan Küheylan. Ya, tamam ama işte abi bu şahsına değil. Beni üzdün, karşılığı bu işte. Üzdüğün zaman sitem ediyorum yani. Sinirleniyorum yani. Mevzu bu. Devam edelim. Tamam, ne geldi? Küheylan. Evet şu. Oo, 9 otorite ve hiç olumsuz şey yok. Artı 36 zırh. Çok iyi. Yeni kişiler var. Saraya alabileceğimiz. Şimdi bir dakika şuna bir bakalım. Bunların yine memnuniyetler düşük. 29. İflasın eşindeyiz ya. Çok kötü şu an. Bunun çok düşük. 11. Bu işi nasıl yapacağız? 心怀怒火，奋勇杀敌，释放怒火吧。 Kuşatmayı kaldır. 快撤！ Orduyu kurtardık en azından. Onu oraya yönlendiriyorum. Bununla alacağız burayı. Evet, delege yetkilendir diyorum, otomatik yapıyorum. 我军如有天助，气焰大胜。 Evet, yakaladık bunları da. Hao bilmem ne. Çugu idam. 就当我便宜你们了。搜刮城池。 Burada bir daha isyan çıkmasın diye yağmala ve işgal. Normalde yapmayacaktım ama yağmala ve işgali. Bu ne? Başka kim musuz? Bu da bu musuz. Of. İflasın eşine gidiyoruz. Bayağı yuvarlanıyoruz şu an ya. Bu arada bakın, burayı almamız ne kadar etkiledi bizi. Burayı aldığımız an 3000 küsürdük. Yani yarısını hallettik yani. İyi. Birkaç yer daha ile geçirsem. Seviye atlama da var. Şunu açalım. Yalnız bunlar var ya, hakikaten çok muazzam bir savaş kazandık ya. Kesinlikle yenileceğimizi söyleyen oyunda komutanını öldürmesek işte, o taktiği yapmasam olmayacak diye. Tamam. Burayı eyaleti halletmiş olduk. Şimdi diğerlerine bakalım. Başka ne var? Yine memnuniyet düşük olan generaller var. Para verdikçe para veriyoruz yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Yine bunun memnuniyet düşük. Uygula. Maaşını artırdım. Allah'tan paramız var yani. Az değil yani. Az buz değil. Ne bu? Seviye mi? Güzel. Güzel. Aç bakalım. Kim? Pleb, hoş geldin. Aleykümselam. Hoş geldin. Bunda ne var ya? Hayda. Abi çok kötü ya. Şu buff'tan dolayı çok etkileniyoruz ya. Ya bu buff morali işte anlattım, daha az önce anlattım. Bundan etkileniyoruz yani. Hepsinin böyle seviyesi 20'lerde falan geziyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Mesela veliahtın durumu ne? Bir arkadaşın ölümü. Ay. Hiç dikkat etmedik tabi. Hiç dikkat etmedik. Yani sonuçta bu karakterlerin arasında da bir dinamik var bakın. Görüyor musunuz? Bu dinamikler arasında sen gidip mesela şu adamı öldürürsen
Sima Qian'ı sallıyorum işte. Öldürmem de. Shao Li'yi. Bu adamın arkadaşlarına bak. Şunlar işte. Bunlardan birine yamuk yaptığın an veliahtına da yamuk yapmış sayılıyorsun. Ondan sonra topla toparlayabilirsen. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Daha önce başımıza gelmemişti bu. Genel olarak bir mutsuzluk var. Çin'i fethediyoruz. Adamlara her türlü maddiyatı sağlıyoruz. Adamlar mutsuz. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam. Bunlara bir üzerlerinden bir geçelim şunları. Hadi bir eğlenelim. Oha. Oğlum. Hah gece mi? Ha? Ne? Nasıl? Kati zafer üstün. Oynayacağım tabii bunu. Mağarayı başlattım. Trons of Britannia. Evet Efe. Güzel oyun ama bazı buglar vardı. O bugları şey yapamadıkları için yani en azından eski bilgisayarda çalışmadı. Yeni bilgisayarda da o kadar o bugların gidip gitmediğini görecek kadar oynamadık. Belki de eski bilgisayarımızla alakalıydı sıkıntılar. Ama yok herkes de var. Herkes de. Çünkü şey yapmıştık yani. Yeterince araştırmasını yapmıştık. Evet. Gördüğünüz gibi Hun süvarilerimizle üzerlerinden geçeceğiz. Hun süvarilerle üzerlerinden geçeceğiz. Çok güzel ya. Şamdanlar falan. Evet muharebe başlat. Ormana saklandınız ha? Anladılar ormanda. Gel bakalım. O formasyonlarımız da gelmiş. Üçgen düzeni yapıyoruz ve hücum edeceğiz. Evet. Düello mu? Düello mu? Kabul. 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 3 düello. Bu savaşın adını koyuyorum. 3 düello savaşı. Hepsine bufflarına basalım. Bunu niye vuramadım? Evet, düello. 3 düello savaşı arkadaşlar. Süvarilerimize girdiler. Bakalım sonuç ne olacak? Oğlum bu düelloları kaybetmememiz lazım ama ha. Kaybedersek kötü. Ne kötü? Prestij kaybı. Prestij bu arada bayağı Spearman'ler falan var. Orada da bayağı kaybımız var. Zayiat verdik. Ha dur. Bir tanesi kazanıyor. Ya çıkın şuradan ya. Görüntüyü bozuyorsunuz. Bu adamlar çıkıyor. Bir tane fatality geliyor. Ben galip geldim. Diğerleri de yeniyor şu an. Şu an diğerleri de yeniyor. Evet. Süper. 3 düello savaşını ilk şampiyonu burada. Hadi bakalım. Üf, çok iyi oldu lan. Aha şu geliyor, şu ölecek. Aa it kaçtı lan. Vay pisliği, utanç verici. Utanç verici, çocuklarına anlatırsın düellodan nasıl kaçtığını. Hadi bu da olacak inanıyorum. Heh, izleyelim bakalım. Evet, iki hanım savaşıyor bakalım.
Şu an bilmiyorum, bir sürpriz olmazsa bizimki alacak gibi ama hiç belli olmaz yani. Hiç belli olmaz. Orduları da gelsin izlesin bari. Aldı ya. Mı acaba? Oo, eşitlendi lan durum. Bizimki kaybediyor. Dur. Dur bir dakika. 28 saniye. Bizimki kaybediyor. Aa, bizimki kaybetti. Oo, büyük aşağılama. Bizimkiler öfke cinneti geçiriyor şu an. Şu an zafer kazandık ama oğlum nasıl yenerken kaybettik ya? 3 düello savaşı. Neyse. Vay be. Oğlum kellesi gitmiş lan. Yo gitmemiş bu. Çok üzücü. Tabi ona dokunamıyorsunuz. O düello dokunmayın lan, dokunma. Gitsin o. Öldürme yok. Düelloyu kazandı. Gidebilir. Evet, prestij konusunda büyük bir kayıp. Komutan olarak da büyük bir kayıp. Çok üzücü ya. Lan öndeydim ya. Nasıl kazanır ya? Abi ordusu, bak ordusu dağılmış. Ordusundaki kumandanlar gitmiş, ölmüş. Dibinde düello kaybetmiş. Ben iki komutanımı getirmişim dibinde. Buff ya, bir şekilde moral desteği. Ondan sonra zaten var olarak benim karakterim öndeydi. Yani özel yetisini bastık, savunmasıyla alakalı özel yeteneğini açtık. Nasıl kaybediyor abi? Öndeyken bile yani. Üzücü. Evet. Level'ı kaç acaba bir karakterin ya? Ya bu arkadaş ya. Evet. Bu kaçan köpeği yakalamışız. Tamam, bunu idam et. Diğer kadın karakter de kurtuldu zaten. Tamam. Tabii şeylere hücum ettirdik ya. Falanks diyorum. Mızraklı birimlere. İki ordumuza zarar görmüş durumda. Aa, ölmemiş mi? Abi şükürler olsun, ölmemiş. Yaralanmış. Oh be. Öldü zannettim ben ya. Ölmemiş. Evet. Kurtardık arkadaşlar. Komutansız mı olacak şimdi bunlara hücum edersen? Bunda da bayağı süvari var ya. Bayan fazla buraya kadar mı gidiyor? Niye gidemiyor lan? Hayda. Neyse. Tamam. Bunu ne yapacağız? Şuraya getirelim artık bunu. Yalnız var ya, topraktan geçersek sıkıntı. Bu ordular bunlar buraya yığıldı vallahi. Biz buralarda kalmamız lazım. Zira Sima Shao ile savaşa, Shuo ile savaşa girersek burada bayağı ordusu var. Tamam, orada beklesin. Şimdilik. Ya da yok ya. Nehirden şöyle getireyim. Kamerayı döndürelim. Buradan çıkartalım. Tamam. Başka nerede var? Sen gel bakalım. Aynen, şuraya ineceksin. Başka. Tamam. Oo, bu kurduğumuz ordu beklesin. Bir de bu. Sen de gel bakalım. Tamam, bu kadar. Abi iyi ki ölmedi o kadın ya. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Hun askerlerinden burada ordu kurduk ya. Yani oyunun en başından beri neredeyse o işte orduyu kurduğumuzdan beri ordunun başında. Böyle bir orduyu da kaybetmek istemezdim yani. Hemen binalara hızlıca bakacağım. Hemen hızlıca binalar. Burada. Diplomasi de yapmak lazım aslında ya. Of, soylu destekler. Yık. Soylu destek burada çok kötüymüş abi.
Kim geldi? Sahne, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Soylu desteği, tamam, güzel. Kurnazlık puanımızı bayağı artırdık ama kullanmıyoruz yani. Bir diplomasi yapalım birazdan. Gelir köylülerden ya, of, aç bunu. Ulus çapında güzel. Bu da güzel. Tamam, bu dursun. Onu yeni yaptık zaten sanırım. Zaten sanırım. Büyük akademi, süper. Üniversite açıyoruz. Nüfus araştırma oranı diyor ama. Bu. Tamam. Bu da akademi kompleksi. Güzel. Şimdi bir diplomasi yapalım. Bu arada paramız da bakın 300 binden 200 bine düşmek üzere. İflas edeceğiz. Şimdi koalisyonu dağıtırsam. Önce kimleri çıkartalım? Oo, bizim ajanımız bizim tarafa geçmeyip kendi ülkesini kuran toprak kaybetmiş. Ben o toprak alır diyordum. Toprak kaybetmiş. Ve bayağı da savaşta ülke. O kim ya? O nasıl bir isim abi? Onu nasıl okuyacağız ya? Hoş geldin. Redder'ı 2'ye tam devam edeceğim. Evet, devam edeceğiz. Ama birkaç gün daha var ona. Online için bir güncelleme gelecek. Yeni içerik de getirecekler. Onu bekliyorum. Şu an çok stabil çalışıyor bilgisayarda. Hallettiler gibi. En azından ben iyiyim yani. Koalisyon. Sima Show tarafında bir topluluk var. Şununla bir görüşelim. Nasıl savaştayız? Aa. Bir dakika, barış değil mi? Buna savaşta mıydık ya? O kadar güçsüz ki yani, hiç hareket bile etmiyor. Savaştayız ama ben hiç bilmiyorum onunla savaşta olduğunu. O kadar yani. Habersizim. Şimdi aynı koalisyonda olduklarımızdan kimseyle anlaşma yapamıyoruz. Koalisyondan çıkarsam, ki ben kurdum, çıkamıyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız? 3 koalisyon var zaten şu an. Hatta 2 koalisyon var. Koalisyondan çıkarma işlemlerini yapmayalım. Biz devam edelim. Tamam, sonraki tur. Sima Show. Büyük ihtimal savaş açamayacak ya. Yani bu saatten sonra savaş açabileceğini zannetmiyorum yani. Bu arada 3 saat 31 dakikayı devirmişiz. Şimdi şey diyecekti. 16. bölüm diye bunu izleyenler diyecek ki nasıl olur? Böldüğümüz için. Yani yayını böldüğümüz için. Savaş ilan etmek için sizi ne diyorlar? Uhuting. İtimacı aleyhine ikimizi de savaş ilan etmesini istiyor. Bir müzakere reddediyorum. Reddettik. Maoki. Bakalım neler yapacak. Şehirden çıkardı askerlerini. Orada bir ordusu varmış. Onu hareket ettiriyor. Onu kaçırdı. Bu arada Ruaşen mi? Bir şey oldu. Bir dakika. Bir şeyler oldu. Rengi değişti adamın. Savaş mı ilan etti? Ne yaptı? Allah! Sima Jong Ruaşen tarafına karşı savaş ilan etti. Sima Show Ruaşen tarafını kurtardı. Sima Show himayesinde Bai Jin tarafına savaşa katılmasını emretti. Tamam, benim alakam yok. Geç. Üf, koalisyon askeri ittifaka dönüştü. Allah! Bu ne demek? Artık birine saldırsam kesin diğerleri kesin geliyor demek yani. Öbür türlü olmuyordu. O koalisyondayken olmuyordu. O koalisyon bir korku aslında ya. Çünkü birine savaş açarsan diğerlerinin de sana karşı kötü olacağını biliyorsun. Ama koalisyon askeri ittifaka dönüşüm tamamıyla sana hücum edebilirler demek bu.
Aha. Simaya şu tarafın himayesini aldı. Yani şunun arasında barış. He, bunu kurtardı Koye Chang'ı. Tamam. Bakacağız şimdi toprakları neredeymiş. Oo, zırh geldi. Göreceğiz şimdi nasıl bir şey. Üf. Of, ne dağlar ve denizler kitabı. Sefer menzili hareketi 10, 6 memnuniyet, 6 kurnazlık. Aa, bu arada şey gitti. Genel memnuniyetsizlik buff'ımız gitmiş. Süper. Süper. Ha abi, paramız geri geldi lan. Çok iyi abi. Yozlaşma da gitti. 8000 gold geri. Süper. Süper süper. Tamam, akıyoruz abi. Akıyoruz. Çok iyi ya. Toparladık. Ver buna maaş. Daha ne kadar istiyor? Ver. Memnuniyet düşük olmasın. Bir de genel yetenek puanı mı vardı? Şimdi şehri şununla alacağım. Yetişiyor mu şehre? Tamam. Gece muharebesi. Güzel. Harika. Ne oldu lan, yine birinin morali düşük, çıldıracağım artık ya. Çıldırtacaksınız artık ya. Al. Tamam. Şunu yakalamam lazım. Of, bu ne yaymış lan? Çok değişik gözüküyor. Tamam, onları vereceğiz. Tamam. Şimdi şu orduları bir dağıtalım. Tamam, süvarilerle şunları hallederiz. Lan o yok artık ya. Bunu alabiliyor muyum burayı? O da kaçtı. Abim, hareket şeyimiz kalmadı ya. Buna saldırırsam bu kesin geliyor. Neyse, bu orada bir kalsın. Ha, şu bir dakika, nerede? Gel abicim. Geç. Aslında arkadan getirsek şey yaparmışız. Bu abileri de şuraya yönlendirelim. Ordu var mı orada? Yok, bomboş. Mis. Varmış. Ordu çıktı ya, şaka gibi. Atölyeden sanayi binası yapalım. Ha, hücum etti. Ya iyi, otomatik. Hiç uğraşmıyorum. Ezici yenilgi mi? Oo, bir dakika, otomatik yapma, dur. Ezici yenilgi değil. Bazen böyle gözümden kaçıyor. Şurayı görüyorsunuz. Üstün kuvvetlerimize rağmen ezici yenilgi. Önemli olan şu aşağısı. Bize bile yenebilirsin diyor ama sonuç şu. Aç bırakacağım. Bayağı da şey var ama hepsi mızraklı. Bunlar Hun süvariler değil. Bunlar... Aa, bir dakika. Hun süvariler var. Arada da var. Karışık. Hun süvarileri ve Çinliler. Aç bırakıyorum. Kuşatacağız orayı. Büyük ihtimal bir sonraki tur savaşı şey yapacaklar. Şehirden çıkacaklar. Var. Gel bakalım. Prens. Savaştırmayacağım. Hatta ben de kuruyorum lan. Garnizon ben de kuruyorum. Hadi bakayım. Sen de gel. Başka kim var? Bu gelecek. Sen buraya. Süper. Tamam, sonraki tur. Evet. Geceyi bitirdik. Sonraki güne geçtik. Maoki barış. Maoki himayemize girecek. 7000 gold veriyor. Maoki. Maure'nin veliahtı himayemize girecek. Kabul ediyorum abi o zaman. Güzel, ilhak ederiz ya. Önemli değil. Savaşmadan koca devlet. Güzel. Baban gibi gerizekalı çıkmadığına sevindim.
Evet. Maoki himayemize girecek. Oradan da belli bir para alacağız zaten. Süper. Maoki ulusumuza ödeme alacağız. Direkt 7434 gold. Kabul et. Bir dakika, ne lan? Abi ultimatom ben vereceğim, öyle mi? He, şimdi benim şöyle, tamam. Okuyalım da bir yine. Sima Zhao, himayenizdeki Maoki karşısında aktif olarak savaş halinde. Yeni lordları olarak onları koruma görevindeyiz. Barışsever bir ulus olarak bu sorunu diplomatik hiç ben mi çok barışsever diplomatik yollardan çözmeliyiz. Teklifimizi reddetmeleri halinde savaş ilan edeceğiz. Yani barış elçisi oluyorum. Anlaşma imza kabul etti. Evet. Güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi bütün ordumu şeye yönlendireceğim. Sima Shuo'nun bölgesine. Evet, doğal sebeplerden bir generalimiz ölüyor. Kimi alabiliriz? Simavi'yi. Ne? Kararlı, dobra, batıl inançlı. Bu var ya, ajan olma ihtimali var ama bunu alacağım. Onayla. Simavi bu saatten sonra bana yamuk yapamaz. Simavi'nin şu tanımiyasını aldı, evet. Güzel. Doğal sebeplerden öldü, evet. 61 yaşında ölüyor komutanımız. Yara izi. Zaten önceki savaşlardan eğer söyleyeyim yani komutanlarınızda yara izi yok, bir yeri koptu, yok şu oldu, yok bu oldu, bilmem ne varsa kesinlikle çok erken yaşlarda ölüyorlar. Normalde oyundaki komutanların ölme yaşları böyle 70'ten sonra falan başlıyor ama eğer böyle yara aldılarsa falan 70 olmadan ölüyorlar net. Şimdi süper oldu. Vassallarıma bakayım. İki tane vassalım var. Mauki ile Puhuyting. Başka kimleri vassal yapabiliriz? İttifakı olmayanlar. Hemen. Himaye altına al. İşe yaramasını sağla diyor. İleride garanti vermem. Özellik garantisi. Kandırma var mı? Var. Of. Devasa. Özellik garantisi vermeden bir de buna gıda versek aynen. Bir dakika, niye veremiyorum? Düzenli olarak gıda vermeye para vereceğiz o zaman. Ver 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 para ver. Evet, kandırarak yani diplomatik olarak kendisini manipüle ediyoruz. Çeşitli vaatler, maatler derken Sima Yu'yu da, Ju'yu da artık nasıl okunuyorsa vassal yapıyorum. Evet. Tamamıyla Sima şu an etrafını çevirmiş bulunmaktayım. Başka kim var? Bununla bir deneyelim bakayım. Bir dakika. Barış. Bir dakika, nasıl barış? Biz zaten bunu şeymişiz ki. O kesinlikle katılmıyor. Kesinlikle. Bu Sima Shao'nun köpeği olmuş ya. Belli yani. Banshan. Uf. Oha, ne kadar güçlü bu. Bu kimin köpeği belli olacak şimdi. Of, bu da asla diyor. Bunu o bir sürü ülkeyle savaş. Vassal oluyor mu bu? Himaye. Özellikle Gansi. Yok. Niye? Çünkü benim koalisyonumdakilerle savaşıyor. Evet. Başka nasıl kandırabiliriz ya? Mesela bununla hiçbir şey yapamıyoruz. Bu. Vekaletten savaş. En böyle gıcık olduğu kimse yok. Herkese iyi anlaşıyor. Bu iptal. Şu bayağı güçlü gördüm bunu. Bunu biriyle savaştırman lazım. Sima şöyle mesela. Gerçekten lãng fei shí jiān.
Dur bakayım. Yok doğru, bakmıştık buna. Vekaleten savaş. Sima Shao. Göremiyorum. Komut adam öldü mü lan yoksa? Sima Shao düzeltiyorum ya. Da yine de yok, adı yoktu yani. Ha var. Yanlış yapıyorum ya. Tamam. Onayla. 49. 9. Mesela ben buna 50. O imkansız, yok. Diğerleri biriyle savaştırsam, bu kimle savaşıyor? Tamam, bunun başını bağlayacağız ya. Hoda, Xingjiang. Şöyle yaparım. Yine vekaleten savaş. Arası bununla çok kötü. Evet, Sima Jong. Bu da rakip prenslerden birini. Şimdiden taktiksel işler yapmamız lazım. Buna da asla diyor. Vay arkadaş. Adam kesinlikle diplomasiye oturmuyor bizde çünkü biliyor yani. Zararlı çıkabilir. Yani. Vekaleten savaş. Şeye çöksün. Ruaşen. Asla demiyor, savaşıyor. Buna birazcık para verdik mi? Hatta kandır yok değil mi? Aynen. Birazcık para verdik mi? Savaşı ilan edecek. Hadi. Bu vasallar bir olup dövecek. Yok, dövmez. Makrecim yapmaz. Evet. 2000 gold'a anlaştık. Hadi bakalım. Güzel. 250 puan buradan gitti. Şimdi Sima Bey dursun bakalım. Hediye gönderebiliriz aslında bunlara. Aramız nasıl? Buna bir hediye. Ödeme yap. Hediye olarak algılanıyor değil mi? Bu. Aynen. Dur bakayım, daha büyük nasıl arttırıyorduk ya. Ama çok az arttırıyor ya. İptal, boşver. Tamam. Tamam, güzel. Ha Sima... Aa, ama Sima Bey büyümüş olacak. Şimdi şöyle. Tamam, süper. Memnuniyeti düşük. Yine bir şeyler çıktı ya, çıldıracağım. Yine geldi abi. Memnuniyet düşük ortalaması yine geri geldi. Üf, kaç bin gold vereceğiz? Abi ne yapıyorsun sen? 7500 gold ama. Daha yüksek bir saray mevkisi. Oğlum ne yapacağız lan? Çıldıracağım ya. Oğlum 7500 gold mu vereceğim şimdi ben bu adama? Verdim abi. Baş general oldu herif ya. Çıkabileceği en yüksek yere, rütbeye çıktı yani. Bu saatten sonra bir şey yaparsa alırım kellesini yani. Ya yazıklar olsun ya. Oyunun bitireceğiz lan. Oyunu bitirek lan. Çıldıracağım ya. Adamlar ya, bak ya. Gebereceğiz lan, paramız kalmadı. Yok, paramız var da. Şimdi Retamir, hızlı hızlı bir geçeyim bakayım. Oğlum biz bu geliştiriyoruz mu, değiştiriyoruz mu? Ha tamam. Geç. Nazlık aile gelir bu. Ha şurada 3 level'mış şu. Artır abi. Şimdi geliştir. Soylu desteği. Allah Allah, hayır yanlış. Kimse Kayseri'yle masa... Aynen abi. Anladılar artık beni yani. Çözdüler. Oturursak zararlı çıkacağız yani.
Biliyorlar. Bir zamanlar dışladıkları bu 8 soylu desteği 18 iyi. Gel hadi yap. Para kazanak. Bir zamanlar dışladıkları bu şahsiyet Çin'in imparator oldu. Su eksi 4 ver. Oo, bura ne? Of 200 gelir. Geliştir. Yeni atamalar yapacağım bu arada. Memurlara göndereceğim. 3 tane boşluk daymış. 3 tane memur atayabiliriz. Tamam bitti. Şimdi bakayım neler atayabiliyoruz. Bir tane bu. Ne diyor? Oo ipek ve ticaret. Dur. Nerede ipeğimiz? Artome. Ulus çapında artı. Yozlaşma. Yerel kumandanlıklar. Allah Allah. Dur bakayım. Yozlaşma nerede var en fazla? Tamam. Sahiplik. Tutum. Diplomatik durum geç. Zenginlik. Her taraf yıkılıyor mu? Niye zenginlik böyle siyah? Çok düşük diyor zenginlik. Nüfus. Yo şurada bayağı yoğun nüfus var. Hatta en çok burada mı? Soylu desteği. Sıkıntımız. Ha, şurada biraz sıkıntı var. Şurada varmış. Gıda konusunda şurada düşüşler var. Yozlaşma olayını göremiyoruz. Niye? Keşke gösterse. 8 milyon adam var lan burada. Buraya atayalım mı? Yerel yozlaşma tayin et. Yozlaşma kaç burada? Yozlaşma eks... Atayalım bakayım ne olacak. Sonraki tur düzelir herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Bu geliyor şimdi. Tamam onu tutuyoruz orada. Bu tamam. Bu tamam. Hmm. Bunu buraya sürelim. Oraya gitsin. Gitmiyor mu? Niye gitmiyor? Şehirden çıkarmamız lazım. Ama bunu iyileşme de. İyileşsin bu. Tamam bu gitsin. Bu gitsin. Bir dakika. Niye gitmiyor abi? Lan niye gitmiyor böyle yapınca gitmiyor oraya? İlla böyle mi yapacağız? Bu nerede? Tamam. Sen de gel. Hmm, barıştık değil mi bunlarla? Şimdi şöyle yapacağız. Bir dakika. Diplomatik durum. Heh. Şimdi buralara gideceğimiz için buradan geçiş yok. Var mı buradan geçiş? Şuradan geçiyormuş. Tamam. Buraya gelip burada garnizon kur. Bekliyorsunuz. Büyük savaş için hazırlık yapıyoruz artık. Aynen. Büyük savaş için hazırlık. Aynı şekilde sen de gel. Şuraya. Sen de gel buraya. Bu burada tamam. Çok da bir yere gitmesine gerek yok. Buna komutan alabilir miyiz? Hmm, gelenler var. Bunlar katılabiliyor mu? Yok. Dışarıdan alacağız. Anlaşabilen bu. Kimlerden? Jin. Geç. Bu kimlerden? Simalun. Bir dakika. Kovmuştuk değil mi bu adamı? Aynen. Kimse almıyor işte köpeği. Simalun da gelsin. Büyük savaş için. Veliaht da geliyor. Tamam. Sonraki tur. Lag girdi. Total War oyunları çok pahalanmış abi. Evet, indirim ama indirimleri kovalamak gerekecek artık. Artık indirim kovalamanız gerekecek. Hep beraber daha doğrusu. Geri geliyor. Gerçi bu saatten sonra olmayacak demiştim çünkü biliyorsunuz artık resmi olarak Total War içerik üreticisi kabul ediliyorum. Creative Assembly tarafından. Duyurmuştum onu sosyal medya hesaplarından.
geri geliyor. Ben de özellikle Warhammer DLC'ne, diğerlerini hepsini aldığımız için Warhammer DLC'lerini satın aldım oluyordu yani. Beklemek istiyorum falan. Aa, Sima Yang. Sima Yang ölüyor. Onun yerine Sima Shi. Evet, ikinci yani yeğenimin yönetiminde değişiklik oldu. Bir başka yeğenim daha tahta geçti kendi ulusunda. Hadi bakalım. Sima Yang ile savaşa girdi. Sima Yang ile şunlar arasında savaş ilan edildi. Kardeş Kayran Sadık. Bununla aramız iyi, bununla bilmiyorum. Şunu seçeyim. Sadakat. Simaley. Eryama. Bunun gibi bir dili kodlamak zarif bir yaklaşım gerektirir. Güzel bir eşyaymış. İyi, şükür. Bak gitti. Memnuniyet yüksek, güzel. Aslında bir liste olacak mesela, memnuniyeti düşük olan veya bakım maliyeti, sağlığa göre sırala, kullanabilirliğe göre, güce göre, isme göre. Şurada yapabiliyor muyuz onu? Rütbeye göre, mesleğe göre, isme göre, memnuniyete göre. Bak, görüyor musun? Varmış işte. Biz kullanmadığımız için ilk defa başımıza sıkıntı çıkınca süper memnunlar. Memnun olmayanlardan başlayalım. 30, 36, 38, 43. Saraydaki bunlar görev vermediklerimiz. Bu ne lan? Ne alaka? Aa, ajan bu, ajan. Dur. Hiçbir şey görev alamamış ki bu. Gizli ağ kur. Tamam. Ticaretini rahatsız et. Tamam. 46. Askeri atama kovala. Tamam. Bitirdik puanı. Bu arkadaş da onunla. Bu da hiçbir şey yapamamış. Askeri atama kovala. Ticareti rahatsız et. Çünkü bunun ticaretini patlatıyorum. Sima Show'un. Tamam. Varis. Varisi kötülesek oluyor mu? Puanım kaç? 58. Yaparız sanki. Evet, varisi kötülüyoruz. Bakalım neler olacak. Ulus varisi. Hua Jinting. Aa, bunun çocuğu olmamış mı? Sima Kuan var. Varis olarak ama bunu seçmiş. Bu kadını seçmiş. İlginç. Demek ki sülaleye küstü. Sima sülalesine küstü. Bütün akrabalar ölüyor. Sıra Simalon. Bilmiyorum. Bakalım. Simalon ölürse üzülmem. Çünkü veliahtımızı da iyi yetiştirdim yani. Yalnız bu da 54 yaşında lan. Simalon kaç? Anam, 82 yaşında herife bak. Stigmata bak. Açtın şimdi şu ağzını. Bu adam var ya, bir sonraki tur ölür abi. Bir sonraki tur ölecek bu adam bak. Görün şimdi. Şu mutsuz olan, mutlu olanlara helal lan Sima abi. Bu adama her şeyi vermişiz zaten. Simalon'u zaten geç. Buna da vermişiz. Geç. Kaçta mı? Oo, çok kötü lan. Hepsi 30'da ha. Bir dakika, yanlış yerden mi? En alta bakıyormuşuz. Heh. Sima Ying, prens. Bu bizim akraba zaten direkt. Sima Pi, bu nereden akraba bilmiyorum da bizim sülaleden belli. Bu adam mı? Bunu zaten danışman, ne yaptık bunu? Öğretmen yaptık. Geç. Bak bu çok mutlu. Şimdi buna verebileceğimiz şeyleri verelim. Al bakalım. Tamam. Mutlu olanlara her türlü imkanı veririm kardeşim. Kurnazlık, otorite. Bak tam komutan, otorite. Güzel. Al aslanım benim. Tam komutan yani. Güzel. Bu kılıç değil de şu çift. Neyse, bu dursun. Tamam. Bu arkadaşa bir şey verebiliyor muyuz? Yok, zaten bir sürü şey vermişim. Bu hangisi?
Şu. Buna da veremiyoruz. Tamam. Buna da veremiyoruz. Veremiyorum. Buna da hiçbir şey. Zaten vermişük yani. Sima şu. Veliaht. Veliaht da yavaş yavaş. Yeter baba, sal da biz yönetek yani. Biz yönetek diyor abi. Sima'ya. Şu. Buna da her şeyi vermişiz ya. Sima Kian. Şu. Buna da vermişük. Suyu Wenmin. Niye mutsuz lan bu? Bu ikisi niye anlaşamıyor ya? Cık. Abi bunlar ben anlaşıyor diye o aynı orduya koydum. Bir yandan oldu. Kaycan. Güzel. Şu. Heh. Bunun azlık. Gerek yok ama buna. Yok, buna gerek yok. Buna verme, bir işe yaramaz. Bu da bir işe yaramaz. Ben Wei. Fadong Nongmin. Buna da bir şey veremiyorum. Hmm. Buna kurnazlık versek nerede bu? Bir dakika. Hmm. Nah, hey. Ama bunda da şey yok ki. Okçusu yok. Hepsinde bir malzeme var ya. Nasıl bir imparatorum ya? Herkese bir şey vermişim ya. Vallahi. Tamam, yok, bir şey vermiyorum abi. Devam. Hareketmez şey olan. Gel buraya abicim. Aa, bunlarla barıştık mı Kuechang? Vassal mı oldu bunlar? Hakikaten vassal olmuşlar, bir dakika. Kimin vassal oldu bunlar? Sima Yue'nin. Kurtardı yani kendini, öyle mi? Güzel. Diplomatik duruma bakıyoruz o zaman. Kendimiz için. Evet, şu gri alanlar kaldı bir tek. O zaman hiç beklemeden mesela şu kimin adamı? Sima Yue. Bu Sima Shou. Bu da onun. Buna çökebiliriz. Buna çöksek o zaman orduların hepsini yok abi. Direkt Sima Shou ile savaş ilanı. Tamam. Ordularımı sonraki tur düzenleyeceğim. Savaş ilan edeceğim ve artık bu oyunu bitirme vakti geldi ya. Veliaht daha genç olmasına rağmen daha erken ölürse o zaman of. O zaman var ya, bittik. Bittik o zaman. Çünkü şöyle söyleyeyim. Veliaht'tan sonrasını düşünmedim. Veliaht'tan sonrasını düşünmedim yani. Öyle durum vahim yani. Hakikaten lan. Ne yapacağız? 5 level komutan. Buna ajanlık yaptırsak mı ya? Sima Yong'a göndersem bunu. Hadi gönderdim bakalım. Evet, ilk defa kendi koalisyonum içerisindeki bir topluğa da ajan göndermiş oldum. Şu hareket menzillerini ayarlayalım. Geliyor zaten bu. Bu nereden? Hmm. Tamam, gelsin. Güzel. Yönlendirmişim zaten buraya. Tamam. Sen de buraya. Tamam. Şuraya. Güzel. Onunla artık savaşmıyoruz. Şuraya çökenli. Buraya. Orada bir şey daha var. Yine o da buraya gelsin. Bunlar iyileşmedi mi? Ha, iyileşmiş. Oğlum, ben Sima Yue'yu ne zaman vassalladım?
O yaşlandım mı nedir? Ha, tamam karıştırdım. Tamam karıştı tamam hatırladım şimdi. Tamam çok güzel. Çok güzel. Diyorum ne oluyor abi? Şurada bastılımız. Şurada şehir var. Şuraya yaklaştırabiliriz. Ama yok. Yok olabilir. Evet. Şuraya getireceğiz o zaman. Aynen. Tam şuraya. Bunlar iyileşti. Onu da şuraya getireceğim. Hayır oradan değil oradan değil. Şuradan da. Tamam. Bu kaldı. Bir savaş halinde şuraya evet yardım lazım. Bunlarla çünkü savaşa gireceğiz. Güzel. Bu kadar. Şehre çık bakayım buna ordu. Bunu dağıtsam mı acaba ya? Ama bayağı gelişmiş bu ya. Şampiyon hem de 6 level. Anlaşan bizden bu var. Güzel. 27 yaşında. Sadaka ihtiyatı. Sadakasiz. Gelsin bakalım. 5 level hem de. Değiştir abicim. 5 level süper. Atlokçu. Ağır binekli atlokçu geç. Toprağın savunucuları. İşte bu. Patlayıcı ok atıyor bunlar. İki patlayıcı ok. Bir azur ejderhası. Mancınık salla. Başka? Ben gelebilirim diyor. Sima Jong. Gelsin bakalım. Yaratıcı. Kaç yaşında? 37. Yan Wei. Ruan Shen. Geç. Ne acaba? Qi Shan mı? 60 yaşını geç. Bu geliyor. Sima Shi. 56 yaşında. 72 yaşında geç. Bu salağı sok kovduk zaten. Şunu alabilirim ya. Gel bakalım. Değiştir. Kaç level? 3 level bu. O eş bulma olayını bakalım. Zannetmiyorum. Büyük ihtimal bütün karakterler evlendi. Süvari konusunda şunu alabilirim. Dao kılıç muhafızı. Tamam. İki tane de ejderha alayım. Bunlar Spearman zaten. Şunu değiştir. Azur. Dur bir dakika. Şunu değiştir. Güzel. Bunu da değiştir. Bir tane ondan oldu. Bir tane de Azur ejderhası alalım. Tamam. Çok güzel bu ordu da. Bunları niye hareket ettirmemişim? Gel şuraya. Tamam. Aslında şu memnuniyeti artırmak için bir şeyler yapabiliyor muyum ya? Böyle şey düzenle mesela festival düzenle tricky şeyde vardı. Trons of Britannia'da vardı. Festival düzenle mesela. Terfi ettir 800. Ettirdim. İtibar, ünvan, rütbe bir zenginlik varsa bahşedilir. Onayla. Aylık. 3000 gold istiyor bu. Bu 1200. 1600. 1600. 1200. 3000. Tamam yok ya öyle bir şey yok. Tamam sonraki tur. Oh 4 saati tamamladık. Şimdi öyle bir savaş başlatacağım ki son hücum yani. Barış marış yok abi. Allah ne verdiyse. Sima Jong Sima'ya savaş katılmasını istedi. Sima Jong Sima... Ha tamam. Birbirine girer. Tamam bu salaklar geç artık. Kim geldi? Turul Tekin. Vay. İsme bak. Hoş geldin. Kadeh kaldıralım. Ama şey yani. Bu ayran. Böyle düşünün.
Şimdi biz denginlik, refaha, ayran içiyoruz yani. Tayvan'a gidiliyor mu? Yok, gidilmiyor. Bir dakika, gidilir lan, ne gidilmesin? Aşağı güney taraftaki yer değil mi? Tamam, gidiliyor Tayvan'a. Ta şeyde çıkmıştım. Tayvan dur nerede? Haritanın dışında kaldığı için. Çıkılıyor burada. Burada iki tane şehir var. Bir şurada var, bir burada var. Ta Three Kingdoms çıktım da şey isyancılarla oynuyordum. O zaman bütün adadakiler, ada diyorum, bütün Çin'dekilerle düşman olunca Tayvan'a kaç dedik işte. O kadar yani uzaktayım. Taş Konfüçyüs heykeli. Bunlar geç. Tamam, bunlar önemli değil. Önemli aslında. Karakter arasındaki ilişkilere bakmak lazım. Turul Tekin hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hem takip etmesin hem YouTube'da da büyük ihtimal takip ediyorsun. YouTube'dan gördüm deyince. Tamam. Ha bak, diyor ki izleyicilerden Dark Wanderer diyor ki Tayvan için, Tayvan'ın Çin tarihinde öyle bir yeri var ki gerçekten de yenilenler Tayvan'a, o tarafa sığınıyor demiş. Ben o kadar bilmiyorum ama biz öyle yapmıştık. Sarı sarıklı isyancılarıyla Legendary zorlukta oynuyorduk. En zor seviyede oynuyorduk. Herkes bize çökünce biz böyle kaça kaça Tayvan'a çıkmıştık. Tamam, şimdi İyicene yerleşmeden savaş ilan etmeyeceğim. Çünkü şöyle bir hamleyle böyle bir turda böyle bir sürü savaş, bir sürü şey. Yöntek durum. Onu oraya yönlendirmiştik. Vazgeçiyorum. Buraya gelecek. Tamam. Öyle duruyor orada. Tamam. Şu değil mi? Tamam. Tamam, güzel. Bunun gelmesi lazım buraya. Oo, bunun yolu uzun. 3 tur diyor. Hemen hemen 3 tur sonra başlayabiliriz savaşa yani. Güzel. Sen buradan geleceksin. Oğlum. Tamam, ikiniz de buradan. Vay arkadaş ya. Yanlış kliklerden. Hayır, dur. Tamam, burada kal. Baijin kimlerden abi? Baijin şeyin vasılı. Aynen. Bu ne yaptı? Bu GG fail. Hızlıca bir şehirlere bakmak istiyorum. Seri. Aslında gıdamız da var. Artırsak mı bunları ya? 16. 6 level'ları artıracağım artık. 7'ye kalsın. 7. 8. Soylu desteğinde sıkıntı mı yok? Kalsın. Konfüçyüs. Kalsın. O bir yerden sonra hakikaten ızdırap oluyor bu şehir yönetimi ya. Kalsın. Ya aslında ızdırap olmuyor da sizi de sıkmadan böyle hızlıca gitmeye, şey yapmaya çalışıyorum. O nedenle böyle bir üzerinde tedirginlik var şey yaparken. Savaş dışı mevzularda. Heh, bunu da yapabiliriz. Tamam. Bir oraya bak, bu buraya bak, başım döndü ya. Soylu desteği. 7 tamam. 7 burası da. Bunu artır. Çen geç. Bunu artır. O kadar çok. Heh, 5 artır abicim. 4 artır. Oo, ne bu? Çay bahçesi. Büyük çay tarlası. Ticareti geç. Gelir normal. Direkt para kazanalım. Ticaret değil. Direkt kendimiz. Evet, sonraki tur. Gizilyen hoş geldin. Uzun zaman oldu ortalıkta yoktum. Eyvallah. Yoktum. Biraz durulsun diye sular.
Memphis hoş geldin sen de. Valla işte kesebildiğimizi kesiyoruz. Kesemediğimizi de taktik ve strateji olarak. Sima Zhu. Savaş ilan etmek için size. Sima Zhu, Ruan Shen'e aleyhine müziğine savaş ilan etmesini istiyor. Yok. Reddediyorum. Not Zhukao. Bak ama çay iç de öbür vücuduna zarar veren maddeyi içmene gerek yok yani. Çekirdek çitli onun yanına. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Alkoldür, sigaradır arkadaşlar. Bunlardan olabildiğince uzak durun. Sima Jong, Sima... Bu arada şimdi evet, yani siz kendi sağlığınızı kendiniz daha iyi bilirsiniz. Şimdi böyle deyince de kim lan bu benim sağlığım hakkında konuşuyor falan. Ben nacizane... Naçizane daha doğru. Öyle doğru mu telaffuz ettim? Gıyabi olarak bana muhabbet beslediğiniz için ben de çevremdekilerin insanların iyi olmasını isterim. Ondan söylüyorum yani. Yoksa şey yapmayın. Tamam. Bunlar yesin birbirine. Tamam. Reşit o. Torunlardan biri büyümüş. Casus görevlendirdi. Sao Fang Shu. Sızma teşebbüsü. Güzel. Teşkin bir silah. Yeni bir silah geliyor. Evet, güzel. Tamam. Hemen hızlıca yine birimlerimizi hareket ettireceğiz. Hızlı hızlı geçiyoruz bu bölümleri. Başkente yürüyeceğim direkt. Nereye gelsin? Ağaçlık. Gel bakalım. Sen de gel. Direkt başkentine çökeceğiz. Ordular da çok iyi he. Vallahi iyi. Mancınıklar falan var. Tamam, bu iki orduyla çökeriz oraya işte. Tamam. Gel şimdi sen şuraya. Aa, ama burada ordu var ya. Ne yapacağız? Bunun garnizonu değil ha. Orada değil. Kereste. Şurası büyük şehir. Garnizon da çok... Oha, bu nasıl garnizon? Aa, vali atamış buraya. Burayı tek orduyla alamayız. Burayı tek orduyla alamayız. Şu gelsin bakayım. Niye gelemiyor bu? Bitirmiş zaten. Tamam. Bu buraya gelecek. Tamam. Bu ne yapıyor? Yalnız bir şey diyeyim mi? Eğer anlarsa biliyor musunuz? Anlayınca ne oluyor? Kendi savaş açıyor biliyor musunuz? Siz çökmeden. Anlayınca kendi savaş açıyor yapay zeka. En az bana 2-3 kere oldu yani. Bunlar da hızlı hızlı. Ben... Az kaldı. Büyük savaşa az kaldı. Bak 3 tura düştü. Güzel. 5'te gelecek. Ben yanlış yapıyorum. Tamam. 2 kat daha şey hareket menzili. Ha, bunlara menzil vermemize gerek yok. O da mı burada? Evet. Tamam. Burada savaş çıkacak zaten. Bir de burada var. Yani şuraya... Changfu çok önemli bir şehir. Changfu'ya gideriz buna. Hatta nehre insen. Changfu. Tamam. Orada kalsın. Şimdi. Ordu kurabiliriz. Ama ordu kuracak işte adam kalmıyor. Bunun aslında şurada spawn olacak adam sayısını artıracak bir mod kurmak lazım. Yani. Sima Yong. Hadi 39 al bunu. 67 geç. 67 geç. 1000'den. Ajan. Ya ne yapacak? Ajan olup ne yapacak ya? Aldım bunu da hadi bakayım. Tamam, bunlar dursun. Sonraki tur. Yavuzcum hoş geldin. Paşam, bu kanalda StarCraft gibi rekabetçi strateji oyunları olmaz mı? Rekabetçiye karşı yok değilim. Hatta turnuva yapacağız arkadaşlar. Ben kablo bekliyorum. Şu indirim döneminde biliyorsunuz kargo firmaları patladı. Kablo bekliyorum.
İkinci monitörü tam yenileyemesek de monitörü, en azından benim eski monitörümü kullanabiliyorum şu an. Company of Heroes Age of Empires Definite Edition üzerinden turnuvalar planlıyorum yani. Stigmata, torunlar büyüyor, yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yani Simaoğlu'nun yavaş yavaş öleceksin diyor. Simaoyong, Jin yok. Reddediyorum. Valla StarCraft, bir zamanda oynadık StarCraft'ı. StarCraft 2'de oynadım. Competitive de yaptık yani, girdik ama bilmiyorum yani. Çok fazla oyun var ya dostum, hangi birine yetişeceğim? Yasuz yerleştirildi. Başardı, iyi iş çıkarmayı düşünüyor. Saray soyluları arasında bir makam sahibi oldu. Kimmiş abi? Kim bu? Simaoyong, Simaoyong tarafına savaşa katılmasını istedi. Casus adakı tereddüdüz. Cao Fangshu. Of, yine bir heyelan geldi. Bir dakika. Böyle bir sıkıntımız var. Sattı kadın, gidiyor. Simaoyong tarafına geçecek. Bu soylu mu olmuş? Bayağı da eşya vermiş, görüyor musunuz? Zırhmır vermiş abi buna. Askeri atama kovala. Bakalım ne olacak. Rezervleri kötüymüş. Ticaret ki bayağı sıkıntı da şey. Yine hızlı... ne diyor? General yetenek puanı var. Mevcut mutsuzluklu da var. Aha, baş general ve mutsuz. Lan ilk bir de sana dedik ki katafratları verdim. Lan Hun katafratları verdim sana. Özel Hun askerleri gönderdim ya. Şaka gibi ya. Company of Heroes 2'yi de çok seviyorum. Strateji. Company of Heroes 2. Böyle kafayı dinleyerek oynadım. Sessiz sakin oynadım. Çok kompetitifinde çok küçükken yaptım. Age of Empires'ın senaryo kısımları var. Ve Rise of Nation tabii ki. Şimdi bu adam böyle gitmez. Bu adamı memnun edemiyor. Hiçbir şekilde memnun edemiyoruz. Ve bu sırf bu adam için sonradan katıldı bize ama bu adam için de sarayın genel düzenini de bozamam. O nedenle cezalandırıyorum bu terbiyesizliğini. Şunu kullan sen. Ya şunu kullan. Şunu kullan. Evet, bütün verdiğim hediyeleri de alıyorum. Bunu da geri çağırıyorum. Aynen, çıkart. Bunu da çıkart. Defol şimdi köpek. Mahiyetiyle beraber kovuyoruz. Ne yazık. Niye yapamıyorum bunu? Bir dakika. Simapu. Generali geri çağır. Mahiyetini. Hizmetten al. Direkt kovuyorum ya. Direkt kovuyorum. Ama bu adam kime giderse bilmiyorum. Büyük hizmeti de olacak. Tabi orada da memnun kalabilirse. Dikkat edeceğiz bakalım. Şuradan Simapu buraya düşecek. Simapu'yu bakalım kim alacak. Hizmetten al. Evet. Komutan kim oldu burada? Bu hanımefendi oldu. Sima Ningping. Hem de bizim torun bu. Tamam, komutan sensin. Sen de baş danışmanı. Bir de buraya bir Sima Fei. Kimle anlaşamıyor? Sima Ningping. Oo, torunlar, kuzenler anlaşamıyor. Tamam, bunun yanına Sima Yong'dan gelen bu 39 yaşında genç. Humu Yue. Bunu alıyorum. Bu da neymiş? Öncü. Süvari vereceğiz buna da. Tamam. Hun katafratları. Yo, ağır katafrat. Bir dakika. Hun katafratları. Level 3'te açılacak. Geç. Direkt Hun veremiyormuşum. Hun süvarileri verebiliyor muyum? Yok. O zaman yeşim ejderhalar verelim.
Buna da yetişim ejderha yapayım. Tamam. Soylu hoş geldin, aleykümselam. Büyük savaş öncesi 16. Bir dakika, ne yapıyoruz bunu? Yayın bilgisi. Evet, 15 yaptık, 16 yaptık. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Yayın devam edecek ama 16. bölümü de bitiriyorum. Ve YouTube'dakiler tabii ki 16. bölüm bitmiş olarak görecekler. Biz 17'ye geçeceğiz. Evet, şimdi 17. bölüme geçtik. Böyle konuşayım ki ben unutmayayım. Böleceğim çünkü buraları. Tam çünkü saatleri bakıyorum. Eşdeğerle gidiyoruz. Yani 16. bölüm şey için düzeltiyorum. 17. bölüm. Lan karıştı ortalık, bir dakika. 15, 16, 17. Tamam. 17. Onda şey. Wolf hoş geldin. Doğru değil mi? Tabi devam edeceğiz. Şimdi 17. bölüm. Hatırlatın bana. 17. bölüme devam ediyoruz. 17. bölümde de Smashow'ya direkt çöküyoruz yani. O olacak, evet. Şu neymiş? Genel yetenek puanı. Bir dakika, bunda bir sıkıntı var. Ha, bu gidiyor. Tamam, sen defol. Sen defol git. O şey. Bunu açalım. Hatta bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Bana bir... Tamam, şu an 17. bölüme geçtik. Bana bir izin verin. Bir dakika olmadan geliyorum. Geldim. Evet. Şöyle bir gerindim, bir suyumu içtim falan, bir kendime geleyim dedim. Devam ediyoruz yani. Evet, 17. bölüm. Bir bitiremedik ya. Bir bitsin artık şu oyun. Lan başka şeye geçmek istiyorum. Başka topluluklarla oynamak istiyorum. Bir bitmedi oyun ya. Tamam. Şimdi hareket ettireceğiz ordularımızı. Büyük savaşa birkaç tur kaldı. Tamam. Kalacak arkada, ne olur ne olmaz. Sen neredesin? Göster yerini ya. Bu adam mı? Tamam, kalk. Gel buraya, gel 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 gel. Ben bunu niye getirmemişim ya? Tamam, güzel. Orada bekliyorsunuz. Hatta bunları... Neyse, vazgeçtim, bir şey yapmayayım. Vakit kaybetmeyeyim, geç. Tamam, güzel. Gel buraya. Gel buraya. Sen de buraya gel. Başka hareket bitti. Şunlar kalmış. Bunları hareket ettirmiyor zaten. Şimdi bizim şey anlaşmamız var mı? Bu adamla saldırmazlık anlaşmamız var mı? Hiçbir anlaşmamız yok. Direkt çökeriz yani. Tamam. Başkente direkt kuşatacağım. O zaman yok, bir tur daha bekleyin. Bir turdan sonra artık sınırlarından da içeri gireceğim. Halk anlayacak imparatorun geldiğini. Wolf diyor ki yani Honda Nizam Paşa bir sorun olacak. Gelecek. Bu bittiğinden duyuracaklar. Yani Aralık ayı içerisinde 2019 Aralık ayı içerisinde duyacağız, bir şeyler duyacağız. Makre, sen ne yapıyorsun arkada, ne oynuyorsun? Futbol menajer mi oynuyorsun derken... Bun süvarilerimizin komutanlarından biri öldü. Doğal sebeplerden olsa gerek. Ve bu adamın yerine kimi koyacağız? Şu. Anlaşamıyorlar. Huyting. Alsak mı bunu? Vassal. Anlaşamazlarsa ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Dışarıdan adam alıyoruz.
Bunlar anlaşamıyor. Şu anlaşıyor gerçi. Ama bu stratejist. Bu olmaz. Bunlar anlaşamıyor. Hadi şans. Umarım anlaşırsınız. En kalitesinden bir zırh. Doğal sebeplerden ölüyor. Simayan. Vay arkadaş. Bir dakika, nerede benim Hun süvarilerim? Hah! Bir dakika. Lan! Oğlum Junjun kim oğlum? Junjun diye bir adam almadım ben ya. Abi Junjun kim ya? Çıldıracağım ya. Lan ben Junjun diye adam mı aldım? Ya abi inanılmaz. Başka birini seçmedim ben ya. Neyse bana ok veren. Bu uzaktan ok, ok atar. İyi hadi oradan yırttık. Junjun nedir abicim ya? BMD'sin. Çıktım. Yatışa geçeceğim. Ha tamam. Tahmin ettim futbol menajer oynadım. Şimdi. Tekrar ordularıma bakıyorum. Bunlar yetişecek daha. Bir dakika. Kinematik durum. Tamam, o orada kalacak. Başkenti kuşatacağız birazdan. Onun gelmesi lazım. O tamam. Heh, bunlar varmış. Artık evet, artık karşı kıyıya geçiş başlıyor. İmparatorluğun ayak sesleri bunlar. Şan-çan-çin-çün. Tamam. Heh, sen de şuraya çık. Tamam. Bir sonraki tur belki onlar savaş ilan edebilir ha. Beklemeden mi yapsak acaba her şeyi ya? Aha, başkenti terk etmiş. Büyük hata. Büyük hata. Ordunuz izinsiz geçiyor. Geçsin. Tokat. O zaman hep bunları da sokuyorum içeri o zaman. Aynen. Yakındakiler de hareket ettirelim. Aha, buraya da terk etmiş. Süper. Bu niye gitmiyor? Heh. Tamam. Sen gel. Bunlar şuraya çökse. Güzel. Bunda seviye atlama var. Ne? Memnuniyet düşük olan bir tane daha var. Ulan ileri memnuniyeti düşük olan. Tüh. Keşke önce buna baksaydım. Kim abi? Varis mi? Oh korktum. Memnuniyeti düşük zannettim, değil. Tamam. Kim memnuniyeti düşük? Maaş vereceğiz buna. 35. Bir tane daha veriyorum. Sorun çıkmasın. Savaşa giriyoruz. 46 güzel. Bu zaten gidici, tamam. İyi kurtardık. Korktuğum gibi bir şey gelmedi. Buraya çökeceğiz. Gerek kalmamış. Bunlar buraya, tamam. Sen buraya. Niye gidemiyor bu? Bitmiş çünkü. Evet, sonraki tur savaş var arkadaşlar. 17. bölümde büyük yumruğu vuruyoruz. Bunları da tokatladıktan sonra da diğerlerini de vassal yapıp ilhak edeceğiz. Ve prensleri tek tek ortadan kaldırarak bu 8 prens DLC'sine artık bir son vereceğiz. Yani daha devam etmem. Yani şöyle söyleyeyim. Total War 3 Kingdoms oynarız ama 8 prens DLC'sini oynamayız. Evet, Sima Wei, Sima Shi yanında savaşa girdi. Girsin. Ulus verası Sima Yong. Sima Yong'dan Sima Yong'a mı geçti? Vay be. Bir dakika, Sima Yong. Oğlum nerede lan Sima Yong? Hey abicim. Bu Sima Song mu? Yanlış bakıyorum, bir dakika.
Abi tamam ya, kafa karıştı. Simayong, evet, yıl bak. Evet, çok üzücü bir an. Oyunun en başından beri bizle bütün savaşlara gelen, müttefik olan, hiç böyle satış yapmayan bir yapay zeka öldü. Onun yerine oğlu Sima Song geçti. Yani prenslik el değiştiriyor. Tamam. Savaşa katılmasını istedik. Katılsınlar. Bu kimmiş? Jin geç. Evet. Vay be. Görecek miydik bugünleri? Bir dakika. Nerede? İşte Sima Song. Sima Yong'dan Sima Song. Bak. Sağ ol Makricim. Görüşürüz. Bilici diyor ki selamünaleyküm, kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkürler. Evet, sıra bize geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş Simalun imparator oldu. Her şeyi gördü ama bütün Çin'in böyle kendi hükmünün altına girdiğini göremeden, yani imparatoruz aslında. Bizim her yerde bizim lafımız geçiyor da, yani şuradan her tarafın yeşil olduğunu düşünün. İşte onu göremeden ölecek gibi. Rekora doğru koşuyor. Kaç yaşında lan bu? Abi adam 83 yaşında. Bugün başka oyun yok. Böyle devam ediyoruz. Devam edelim. Bir iki saatimiz daha var bunun herhalde. Evet. Sonraki dur. Savaş. Oo, geri geldi. Anladı tabii. Kaç level? 8. Sekiz level. Tamam. İlk savaşı yapıyoruz o zaman. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bunun orduda nasıl birimler var? Evet. Tebligat yayımla. Savaşı başlattık. Çatmaya devam et. Destek birliğini de çağırıyoruz. Evet, büyük savaş. Büyük ordular. Kaç mancınımız var? 4 mancınımız var. Kuşatmayı haritayı göster bakayım. Kocaman bir şehir. Muharebeyi başlat. Hakikaten ha, 80 yaşında gibi de durmuyor ya. Saçı maçı da beyazlamıyor, çakalım. 小心行事。